Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Gamster Z2 ürünü inceleyeceğiz. Arkadaşlar X1 inceledik, Z1 inceledik. Şimdi sırada Z2 var arkadaşlar. Hemen şöyle ilk olarak zaten mousepad'ine gelmek istiyorum. Bu mousepad'ini zaten Z1'de tanıtmıştım. Arkadaşlar Gamster HK'dan alışveriş yaptığınızda şu şekilde orijinal bir mousepad'ini gönderiyorlar. Hemen şuradan bir paketini açalım. Sanki ilk defa açıyormuşum gibi yapayım da biraz inanın değil mi arkadaşlar? Tamam. İnandım. Önceden zaten incelemiştim ben bunu. Bir daha aynı paketi açıyorum. Şimdi arkadaşlar alt tarafının tasarımına geldiğinizde yine yapışkanlı bir sistemi var arkadaşlar. Şöyle biraz daha çevirdim. Bu biraz şeye benzedi ya. Halı satanlara. Harbi diyorum, halı gibi zaten. Total silk flying carpet. Be careful. Arkadaşlar şöyle bir Gamster logolu geliyor. Zaten tasarımı güzel. Sol alt tarafına da kendi firmalarının ismini yapıştırmışlar. Kaygı. Bayağı bir sağlanmış. Şunu şimdilik köşeye atayım. Z2 ürünü inceleyeceğiz. Bir güzel detaylarına falan bakacağız. Ardından sizinle birlikte bir el PUBG atacağız arkadaşlar. PUBG'de oynayıştan çok cihazın akıcılığına bakmanızı istiyorum. Oyun olarak benden pek bir şey beklemeyin. Yani aktif olarak kullandığım bir cihaz ama hani güzel oyun şöyle çıkar. 5 oyunda bir çıkar, 6 oyunda bir çıkar. İnan bu benim sabahımı alır. O yüzden pek uğraşmak istemiyorum. İlk çıkan videoyu direkt atacağım yani. Her şeyi orijinaliyle tanıtmak istiyorum. Şimdi Z2 kutumuz bu şekilde geldi. Kutuyu bayağı bir küçültmüşler arkadaşlar Z1'e göre. Şöyle biraz kutuyu incelediğimizde yine ne demişler burada? Mekanik tuş demişler. Ergonomik tutamak demişler. Ayarlanabilir programlar falan vesaire. Aynı sistemler. Başka ekstra olarak pek bir şey anlatmamışlar arkadaşlar. Ben bu ürünü açtım. Biraz incelemek istedim arkadaşlar. Akıcılık olarak şöyle paketi açtığımda çok güzel bir içerik geliyor. İlk önce ufaktan başlanır. Arkadaşlar ürün incelemede her zaman en ufak parçadan başlanır. Şöyle açtığım zaman büyük ihtimal Type-C şarj kablosu çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü devir Type-C devri artık. Yani eski bir kablo göndermesinler. Derken hayal kırıklığına uğradım. Type-C değilmiş arkadaşlar. Eski tip Samsung şarj kablosu. Şunu şöyle koy pakete geri koy. Yani devir 2021. Type-C beklerken ne çıktı? Şöyle çıkarayım da bir daha bakmayayım. Asıl sistem bunun içinde. Bununla birlikte şunu da çıkaracağım. Bu ikisi bir parça arkadaşlar. Hemen kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Kullanma kılavuzuna baktığımda arkadaşlar. Tamam, Gigurks'tan bahsetmişler. Başka neyden bahsetmişler? FPS Touch'tan bahsetmemişler. Garip. Arkadaşlar kullanma kılavuzuna bakarak sakın kurmaya çalışmayın. Yapmanız gereken Gigurks'e FPS Touch programını güncellemek. Yani Gigurks'u zaten buradan bahsetmişler. Her videoda dediğim gibi, hatta kurulum videolarında da bahsediyorum. Gigurks'uz kurulum yapmayın arkadaşlar. Sadece FPS Touch üzeri pek randıman almazsanız takılma donma oranınız bayağı bir fazla olur. Kutunun içi bu kadar. Hemen asıl sistemi göstermek istiyorum. Şöyle şu paketi açtığımda yırtmak istemiyorum aslında da. Bu alt kısmı arkadaşlar. Şöyle. Şunu da açtığımda gel bakalım. Ve sistemimiz çıkıyor. Şimdi şöyle güzel bir şey göstereceğim. Adamlar bildiğim PUBG'yi yaşatıyorlar ya. Ters takıyorum. Hiç uyarmıyorsunuz da. Şöyle takayım. Hatırlıyorsanız çocukken biz tabanca falan kullanıyorduk. Bakın tüplü silah aldım. Bu plastik mermi silahlar. Biraz ona benzetmişler. Tabii şunun güzel bir yanı da var arkadaşlar. Cebine koy, arkadaşlarına git kafede PUBG oyna yani. Öyle bir şey. Yani cebinden kalsam herhalde pantolonun cebi değil arkadaşlar. Ceketin iç cebi ya da yan ceplerine rahatlıkla koyabilirsiniz. O kadar ki. Şimdi ortalama arkadaşlar saymıştım, üşenmedim, saydım. 38 tane tuş var burada. Şimdi Z1'de F1 kısmı yoktu. G1, G2, G3 kısmı vardı. Bunda F kısmı var. Yani arada bir fark yok aslında. Bana göre Z1'in tasarımı bundan 1000 kat daha iyi. Bunu Z1, onu Z2 yapabilirlerdi. Çünkü Z1'de arkadaşlar space tuşu şu kısımda bir yerdeydi. Cidden benim çok hoşuma gidiyordu. En iyisi cihazı açalım. Arkadaşlar yukarıda USB giriş kısmı var. Buraya mouse'unuzu takıyorsunuz. Sol tarafında da on off modu var. Ve
şu cihazın güzel yanı arkadaşlar, hem bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Bilgisayardan emülatörden de oynuyorsanız bunu yine emülatöre bağlayıp klavye niyetine kullanabiliyorsunuz. Çünkü mekanik klavye arkadaşlar. Hani mekanik klavyelerde belli bir yerden sonra tuş sesi iyice kesiliyor. Yeni olduğu için biraz içindeki plastik aksamın açılması için mecburen biraz oynamanız gerekiyor. Yani tuşları solmayan bir tuş arkadaşlar. Sanırım milyon dener kadar bir tuş tıklaması veriyorlar. Şu sağ tarafına geldiğimizde aynı şekil bilgisayar modu ve telefon modu var. Şöyle bilgisayar moduna nasıl geçerim derseniz Fn ile F4'e basarsın. Telefon moduna nasıl geçmek istiyorum diyorsan Fn F5'e basarsın. Alt tarafta da yine şarj seviye kısmını göstermişler. Şimdi zevki bu kadar. Evet evet bu kadar. Şurada bir leke var. Arkadaşlarınızla PUBG oynuyorsunuz. Hadi ben evde sıkıldım da gidelim kafede oynayalım vesaire bir şey diyorsun. Şimdi X1 veya diğer tür konsollar, hani bu yan ürünler var, JOV, MIX vesaire vesaire, onları cebinize koyamazsınız. Hatta koysanız bile cebiniz artık kablo gezecek, yani kablo sarkacak. Çünkü bu Z1, Z2'de kablo devrini iyice bitirdiler arkadaşlar. Hemen hemen cihazlar Bluetooth 5'i destekliyor ama telefonlara bir türlü Bluetooth 5 gelmedi. Bluetooth 5 geldikten sonra bu kablo devrini artık unutun arkadaşlar. Bluetooth 4.2'de iyice kablolara veda etmeye başladılar arkadaşlar. 5'te büyük ihtimal hepten gidecek kablolu. Bak kendini nasıl kablo. Şimdi kafeye gittiğini düşün, Z1 ile Z2 ile. Kablo fazlalığı yok. Direkt ceketinin cebine koy git. Öyle söyleyeyim. Telefon zaten cebinde. Yani artık çantana falan da koymana gerek yok. Arkadaşların önüne koyuyorsun. Adamlar parmakla, şöyle nasıl göstereyim, tableti göstereyim size arkadaşlar. Adamlar öyle parmakla kendini cilveliyor. Örnek diyeyim 6 parmak ya da 4 parmak, 8 parmak. Abartayım, adamlar ayaklarıyla da oynuyor. Oynayan var. Şaşırmayın. O orada parmaklarıyla cebe düşürken sen burada böyle rahat rahat oynuyorsun. Hemen hemen kaç parmağını kullanıyorsun biliyor musun? Bu sol kısmı komple kullanıyorsun zaten. 5 parmak, 2 parmak da burada, 7. Eğer mouse'un da şurada da tuş varsa buraya mesela atlamanı koyabilirsin, yere yatmanı koyabilirsin, istediğin yere koyabilirsin. Koyduktan sonra hemen hemen 8 tane parmağa kadar rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür bağlantılı sistemlerde şöyle bir oran orantı vardır arkadaşlar. Örnek diyeyim, senin tabletin ya da telefonun 60 FPS tam veriyordur. Ama sen Bluetooth'lu bağlandığında bu direkt otomatikten 55'e düşer. 55'e düştü diye hayal kırıklığına uğramayın. Şöyle güzel bir yanı var. Karşındaki maksimum belki 6 parmakla oynuyordur. Sen burada 8 parmakla, 9 parmakla, 20 parmakla oynuyorsun. Öyle söyleyeyim. O FPS farkını zaten oynayış hızında kapatırsın arkadaşlar. Z2 ürün inceleme kısmı bu kadar. Hemen sistemi kuralım. Hani videoyu daha uzun tutmak istiyorum. Böyle 10 dakikanın altına düşürmek istemiyorum. Ama bir el sizinle birlikte arena atalım. Arena'da güzel bir oyun çıkaralım istiyorum. Geri kalanla arena oynarken anlatayım. Anlatayım hepsini size. Tüm sistem hazır arkadaşlar. Hemen şuradan hızlıca bir arena atalım. Dediğim gibi oynayıştan daha çok klavye mouse'un tepkime hızına. Bakın arkadaşlar, hani biz biraz daha Mobile Legends falan oynadığımız için PUBG ile pek aramız yok. Hani yoğunluk PUBG olduğu için PUBG çekmek istedim. Yani isteyen olursa Call of Duty vesaire falan çekeriz. Zaten kanalda var arkadaşlar. Hemen hemen 5-6 tane oyunu bu tür konsollarla oynadık. Şuradan bir M700, şuradan da M4'ümüzü alalım. 4X'i 2X diyor. Şuna şunu yer değiştirelim. Kalsın böyle arkadaşlar. Oha, bizim takım işi bitirdi. Ben hala silah alıyorum burada. Canım yok. Canım yok, canım yok, canım yok. Oo, Allah'tan şunu düşürmüşler. Arkalayacak gibi. Zaten canım yoktu. Ya nereye yatıyorsun ya? Ha, diz çökeceksen ayrı bir mesele tabi. Ya soldan vurma beni. İyi başladık, iyi. Bakalım devamı nasıl olacak. Hani onu öyle o şekilde vursaydım TikTokçular şu an rez almıştı beni. Ama olmadı. Bakalım 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 bakalım. Soldan gelen. Biraz adam bot gibi oynadı, onun farkına vardım. Zıplayayım abi. Allah. Pusmuşlar, bekliyorlar öyle ya. Yeah.
Yani sen benim hakkımdı zaten. Seni kimseye vermezdim. Canım yok. Canım yok, düşmemem lazım. Yani yayıncılar gibi tepki veremiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Direkt oyuna kilitledim şu an. Vuracaksınız artık birbirinizi inşallah. Hadi be, sen nereden çıktın ya? İkisini bir anda alıyordum. Olmadı. Sağ tarafta ne dönüyor? Şu an daha çözemedim ben bunları. Çıkmadı. Bu arada bunlar sağ tarafı kilitlerken soldan iyi açılıyorlar bize. Canım yok. Canım yok. Kuş bakışı görünüşü bu yüzden kötü arkadaşlar. Tabletim de dolu arkadaşlar artık. Hani boş yerim kalmadı. Bakalım bakalım. Aa, kaç taraf yeniyormuş bizi ya. Bizimkiler çok pusuya düştü, onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Ne güzel de durmuş oldu. Hadi ama. Abi 99 canı bir ya. Adamın canı bir, şansa bak ya. Ölmeyin bari. Ölmeyin diyeceğim. Son ölen ben olacağım. İzleyin. Bak ben ölmedim, siz öldünüz. Arkadaşlar hani bu şekilde üstün bir başarı beklemeyin dedim zaten size arkadaşlar. Hani sizden daha çok burada tepkime hızlarına bakmanızı istedim. Hani bu videoyu da fazla daha uzun tutmak istemiyorum. Bu videoda bu kadar olsun. İstediğiniz bir ürün varsa arkadaşlar yorumlarda yazarsınız. O ürünü hemen temin edip sizin için hızlıca videosunu çekebilirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.